kardeşlerim, şimdi Türkiye'nin yeni yüzyılı diyoruz. Bir de şehirler var yeni yüzyılda. Bizim artık boşa geçirecek bir zamanımız yok. Artık şehirlerimizin akıllı olması lazım. Dijitalleşmesi lazım. Çünkü dünya değişiyor. Çevreye duyarlı şehirler. Bakın burada Büyükşehir Belediye Başkan adayımız daha önce küresel düzeyde çevreye duyarlılık anlamında, sürdürülebilirlik anlamında, iklim değişikliği anlamında muazzam bir birikime sahip. Sıfır atık uyumlu şehirler lazım bize. Dirençli şehirler lazım. Ne demek? Yani depreme, afete dirençli şehirler lazım. Ve üretken, rekabetçi şehirler lazım. Niye? Çünkü üretken ve rekabetçi olunca tabii ki refah düzeyi yükselir. O zaman yaşam standartlarımız yükselir. İşte Türkiye yüzyılı şehirlerinin özellikleri bunlar. AK Parti'nin beyannamesinden aldım ben bunu. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı beyanname. Şimdi bu hayalleri, bu nitelikte şehirleri kim inşa eder? Kim yapabilir? Ben gönül rahatlığıyla Murat kardeşimizin bu alanlarda muazzam bir başarı ortaya koyabileceğine ben inanıyorum. Ben kendisine güveniyorum. Değerli hemşerilerim, bu akşam buraya geldiniz. Bu sofrada beraberiz. Sizden bir kardeşiniz olarak bir tek istirhamım var. Önümüzde bir aydan az bir süre kaldı. Hepimizin çok geniş çevresi var. Hepimizin dostları var. Bazılarımızın işletmeleri var. Bazılarımız derneklerde başkanız, üyeyiz. Bazılarımız kanaat lideriyiz. Sizden ufak bir istirhamım var. Siz İstanbul'un gelişmesini, kalkınmasını, ilerlemesini, bu bahsettiğim niteliklere sahip olmasını istiyorsanız Murat kardeşim için çalışacaksınız, çalışacağız. Hep birlikte inşallah başaracağız. Değerli kardeşlerim, şimdi yerel kalkınma için insan lazım. Nitelikli insan lazım. Bizim hükümetimiz eğitime yatırım yapıyor. Altyapı lazım. Bizim hükümetimiz altyapıda gerçekten büyük bir başarı yakaladı. İstanbul dahi çok güçlü teşvikler verilen bir ilimiz. Bakın, müsaade ederseniz sizi bir ufuk turuna çıkartmak istiyorum. 2002'den bu yana reel olarak dünya ekonomisi 100 iken 209'a çıkmış. Türkiye 100 iken 301'e çıkmış. Biz Avrupa Birliği ile kişi başına gelirde arayı kapatıyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda büyük ilerlemeler sağladık. Her alanda, her alanda. Yani evet, bugün ekonomik sıkıntılarımız var. Yok mu? Var. Dünyada da sıkıntılar var. Ben dün akşam São Paulo'dan döndüm. Brezilya'dan. 10 bin kilometre öteden. G20 toplantıları için gittik. Yani dünyanın önde gelen ekonomilerinin maliye bakanlarıyla dünya meselelerini masaya yatırdık. Dünyanın problemlerini tartıştık. O problemlere çözümleri tartıştık. Şimdi değerli kardeşlerim, dünyada da sorunlar var, Türkiye'de de sorunlar var. Biz ülkemizdeki ekonomik sorunların farkındayız. Bu sorunları çözmek için Eylül ayında kapsamlı bir program açıkladık. Ve bu kapsamlı program çerçevesinde sorunlarımızı köklü bir şekilde inşallah çözeceğiz. Çünkü biz esnafımızın da, emeklimizin de, işçimizin de, asgari ücretimizin de, toplumun bütün kesimlerinin de sorunlarını biliyoruz. Bu sorunlarını geçmişte çözdük. Geçmişte Türkiye'yi
gerçekten hızlı bir şekilde kalkındırdık. Altyapısını iyileştirdik. Eğitimine yatırım yaptık. Sağlığına yatırım yaptık. Ekonomisini büyüttük. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de tabii enflasyon önemli bir sorun. Allah'ın izniyle ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü o zaman çok rahat bir şekilde siz konut kredisi alabileceksiniz. Evet, AK Parti hükümetlerinden önce konut kredileri neredeyse yok denecek düzeydeydi. Biz enflasyonu tek haneye indirince reel ücretler arttı. Konuta erişim arttı. Ve orta kesim büyüdü. Son yıllarda bazı sıkıntılar var. O sıkıntıları Allah'ın izniyle hep birlikte aşacağız.